hesap verme zamanı geldi. Küçük yılan seni. Önce oğlumun, sonra torunumun canına kastettiniz ha? Soysuz! Torunuma hançer saplayacak kadar gözün döndü ha? Ne olacak? Babasının kızı. Katil Seyit'in katil kızı. Ama hançer öyle saplanmaz. Bak, böyle saplanır küçük hanım. Ne oldu? İyi misin? Var mı bir şey? Ne oldu söyle? Baban ne? Neden engel oldun? Neden? Senin canına kastedenin cezasını vermene. Neden korudun onu? Neden? Sadece bir kazaydı. Bilerek hiçbir şey yapmadı. Sen öyle san. Onun katil kanı ailesinden geliyor. Ne yapacağı belli. Yılan olduğu için zehir diliyle kandırmış seni de besbelli. Her mahlukatın bir yeteneği vardır. Kimi iyi, kimi kötü. Bununkisi sinsilik. Ama ben ona yapacağımı bilirim. Bilirim. Bu bizim meselemiz. Sen karışmayacaksın. Korkma. Geçti artık. Sen iyi misin? Bekle beni burada. Ama siz yani Ali ile siz... Evet.
Ali benim nişanlım. Ama beni hatırlamıyor. Bak. Sen iyi bir kıza benziyorsun. Eğer yardım edersen belki bizi hatırlar. Nişanlımın beni hatırlamaması çok ağrıma gidiyor. Çok severdik birbirimizi. Şimdi ise bana bir yabancı. Eğer bana yardım edersen belki bizi hatırlar. Zümrüt nereye? Daha yeni geldik, ne oldu? Kusura bakma, benim acil bir işim çıktı, gitmem lazım. Dur, hesabı ödeyeyim, beraber kalkalım. Yok Ali, o kadar vaktim yok. Kusura bakma. Kusura bakma. Böyle sürekli karşına çıkıyorum ama bana yardım edebilecek bir tek sen varsın. Haydi. Şanlım. Beni hatırlamıyor. Ben de bu bilgiyle karşısına aniden çıkmak istemiyorum. Yani hafızası açısından böyle bir şok ona iyi gelmeyebilir. Ali'ye zarar verecek bir şey yapmak istemiyorum. Ama ona da kendimi hatırlatmak için bir şeyler yapmam lazım. Bu süreçte bana yardımcı olursan çok mutlu olurum. Peki ailesi? Yani siz o zaman ailesini tanıyorsunuz. Ali ailesine ulaşmayı çok istiyordu da. Onun ailesi benim. Ama hatırlamıyor işte. Hançeri bulayım diye o kadar uğraştım. Ahzade'yi doldurdum. Kızın gerçek yüzünü ortaya çıkardım, sonuç yine fiyasko. Ben bu kızı defetmeye çalıştıkça iyice yerleşiyor. Ben Baran'ın gözünden düşürmeye çalıştıkça İyice gözüne giriyor. Nasıl bir bela bu ya? Nasıl bir bela bu ya? Kader abla bir yarana baksın. Kızım, çok ürkmüşsün yavrum. Bir rahatla, bir sakinleş. Bak, geçti gitti. Müsaade et de bir yarana bakayım. Bak, Baran Bey de senin için çok endişelenmiş. İyice kontrol et diye tembihledi beni. Ben iyiyim abla. Korkma. Sakin ol.
O da sakin olsun. Bozuk. Benim evimde torunumu hançerlemeye kalktı. Karabeylerden de korkmuyor. Burnumuzun dibinde kanımıza musallat oldu. Bu ne cüret? Geldiği günden beri zehrini her yere yaydı. Adamını attığından beri uğursuzluk peşimizi bırakmıyor. Ama sen sakın üzülme. Ben onlara ne yapacağımı bilirim. Belaysa alası karşılarında haberleri yok daha. Kahya! Kahya dedim! Buyur hanımam. Şu mendeburların evine git. Evlerinde mi bulursun? Dükkanlarında mı bulursun? Hadi niye duruyorsun? Aa, ne oldu? Erken gelmişsin. Huu. Kızım sana diyor. Erken gelmişsin. İşim erken bitti, geldim. İyi, iyi. Hadi topla şuraları. Bir masaları falan siliver. Hah, Ali. Sen de bir ortalığı paspasla, şöyle şıkır şıkır olsun. Alıncaklar var, benim mahalleye inmem lazım. Siz buradayken halledeyim onları. Hadi. Nişanlımın beni hatırlamaması çok ağrıma gidiyor. Çok severdik birbirimizi. Şimdi ise bana bir yabancı. Eğer bana yardım edersen... belki bizi hatırlar. Yolda gelirken birisini gördüm. Tanır gibi oldum. Kimi? Babacan bir adamdı. Yani garip bir şekilde tanıdık geldi. Sonra durumumu anlattım. Hafızam falan kayıp dedim. Sizi görünce garip bir his oldu dedim. Allah'tan adamla anlayışı adam çıktı. Ne diyorsun kardeşim, git işini diyebilirdi yani. Öyle mi? Ne dedi peki? Babana falan benziyorum acaba dedi. Bilmiyorum ki dedim. Yani babam var mı, yok mu? Onu bile bilmiyorum. Sonra geçmiş olsun dedi, gitti. Öyle işte. Sana da anlatmak istedim. O kadar çabaladık, o kadar uğraştık. Nihayet bir şeyler öğrendim. Tesadüfen de diyeceğim ama söyleyemiyorum ki.
ailesine dair güzel şeyler hatırlamıyor Ömer'ken. Şimdi nasıl söylerim baban seni reddetmiş diye? Ne yapacağım ben ya? Zümrüt. İyi misin? Ben biraz hava alayım. Temiz kıyafet getirdim sana kızım. Ben çalışma odasındayım. Hadi çıkar da üstündekileri değiştirelim. Ben bunları buraya bırakıyorum. Sen giyersin. Sonra da alır dikeriz. Her yerde seni aradım İzzet. Burada mıydın? Hayrola? Sana ihanet eden oğlunu özledin galiba. Son zamanlarda kafam çok fazla karışıyor Rana. Oğlum Ali'yi ben büyüttüm. Onu en iyi tanıyanken nasıl oldu da hemen öyle bir anda onun bir hırsız olduğuna, beni bırakıp kaçıp gittiğine bu kadar kolay inandım. Bir türlü aklım almıyor. İzzet, sen hayatımda gördüğüm en merhametli adamsın. Ama Ali senin merhametini hak etmiyor. Sen de biliyorsun bunu. Ama sevgin yüzünden, merhametin yüzünden bir sebep bulmaya çalışıyorsun. Ama maalesef tek sebep Ali'nin senin sevgini, merhametini hak etmeyen hain bir evlat olması. Bunu ne kadar erken kabul edersen senin için o kadar iyi olur İzzet. Ne olursa olsun. Böyle bitmeyecek. Ali'yi bulmaya kararlıyım Rana. Burada ipler vardı. Onlarla onarabilirim elbisemi. Ne kadar mutlu görünüyor.
yarım kalmış. Neden? İyi ki doğdun baba. Cihan da, ben de seni çok seviyoruz. Cihan bebek ama olsun. O da çok seviyor seni. Yarın Kudret Bey'in doğum günü demek ki. Kudret, cancağızım. Doğum günün için sana bir atkı örüyorum. Ama ne zaman elime alsam, ya Baran yanıma gelip bir şey istiyor, ya da Cihan uyanıp ağlamaya başlıyor. Her seferinde sadece bir iki sıra ilerleyebiliyorum. Böyle giderse doğum gününe kadar yetiştirememekten korkuyorum. Umarım bitirecek bir vakit bulabilirim. Ayten, niye yarım kalmış ki? Babam yüzünden bitirememiş. Azade Hanım sizi görecek. Neden ki? Ne oldu? Thank you.
neden onun üzülmesine dayanamıyorum. Çağırdın. Mardin'den aldım. Sana. Çok güzeller. Teşekkür ederim. Sana da çok yakışacaklar. Güle güle tak. Sağ ol. Ben içeri geçeyim. Ararlar şimdi beni. İyi, geç hadi. Hadi. Geç. Ya bu kadınlar da ufacık şeylere nasıl hemen böyle tab oluyorlar ya. Baran'la yakınlaşmanın en uygun yolu iş. Oradan yürümeliyim. Nerede kaldınız? Bulamadınız mı kadını? Buldum buldum. Yoldayız. Gelmek üzereyiz Azade Hanım. Bakar mısınız? Tabii buyurun. Ben bir patlıcan musakka, bir de pilav alayım. İçecek olarak? Ayran olsun. Tamam. Tamam, burayı ben hallederim. Sen müşterinin yemeğini hazırla. Özcan, Ali'yi artık çok daha sıkı takip etmemiz gerekiyor. İzzet de düştü bu işin peşine. İzzet'in Ali'yi bulmasına müsaade edemem. Gözünü dört aç. Eğer İzzet oğluna yaklaşırsa ne yap, ne et onları birbirinden uzak tut. Anladın mı beni? O iş bende Rana Hanım, merak etmeyin. İzzet Bey ne kadar ararsa arasın oğlunu bulamayacak. Şeyi sandığını almaya geldik.
yaptığınız yanınıza kar mı kalacak sandınız? Katillik sizin kanınıza işlemiş. Bedelini ödeyeceksiniz! Anlamadım ben Azade Hanım. İki gözüm önüme aksın, hiçbir şey anlamadım. Şimdi anlayacaksın. Bunlarla mı boyayacaktınız gözümüzü? Akıttığınız kanı bunlarla mı kapatacaktınız? Ya da bu fistolu dantellerle mi? Vallahi iyi düşünmüşsünüz. Kafanız hainliğe, hinliğe çok iyi çalışıyor maşallah. Biz onları... Yo, sizin niyetiniz akıttığınız kanı örtmek değil. Yenisini akıtmak. Kana doymaz soysuzlar sizi. Hançeri çeyiz sandığına koyup ele sokmak da neyin nesi? Torunuma hançerle saldırmak cüretini nasıl gösteriyor senin kızın? Ha, şuna bak sen. O da kardeşine bir şey olmayacak. Sen de koydun kardeşinin çeyizine. Vallahi anne, önceden haberim olsaydı güzel bir hediye almak isterdim kardeşime. Ama sona kalmışız. Bizim birlikte çok güzel bir fotoğrafımız var. Dilan çok sever, onu koydum. Benim güzel kalpli çocuğum. İyi yapmışsın, sevinir Dilan. Ha Cevdet, bak o paraları iyi bir yere kaldır oğlum. Maazallah birinin gözü değer falan. Tamam annem, tamam. Dilan, ne demek bu? Doğru mu söylüyor Azade Hanım? Sen Baran Bey'e mi saldırdın? Utanmaz! Buradaki birkaç madde bizim aleyhimize. Ben bu anlaşmaya karşıyım. Bu şekilde onaylamam. Böyle anlaşmamıştık Hasan. Anlaşma Baki Şehmut. Ben Azade Karabey'in verdiği yetkiyle bu anlaşmayı yürürlüğe soktum bile. Sen sadece olası değişiklikler için buradasın Baran. Sekizinci. 16. ve 24. maddelerin değişmesini istiyorum halde. Bunlar uzun vadede şirketimizin yatırım kararlarını yavaşlatacak maddeler. Yatırımların doğru zamanda şirketin takvimine uygun şekilde yapılması gerekir. Herhangi bir yavaşlama ya da gecikme kabul edilemez. Aslında Baran Bey'in söylediği maddelere tekrar hukuk departmanımıza bakmakta fayda var. Ben herkesi memnun edecek bir orta yol bulacağımıza eminim. Ben söyleyeceğimi söyledim. Bu maddeler değişmedikçe benim onayım yok. Affedin Azade Hanım. Affedin. Ne deseniz haklısınız. Bu deli kız kendi aklınca bir cahilliktir etmiş. Bana bak Dilan. Sen bu eve kan bedeli olarak geldin. Kocana hançerlemek de neyin nesi? Utanmaz. Sana ne derlerse yapacaksın. Boynunu büküp oturacaksın. Kocan, kaynanan ne derse tamam deyip susacaksın. Başını kaldırıp bir şey demeyeceksin. Anladın mı? Beni anladın mı? We'll be right back.
Kafalarına göre iş yapıyorlar. Sözleşmeyi doğru düzgün okuduklarını bile düşünmüyorum. Evet abi. Söylediğim maddeler ileride başımıza iş açar. Orası banko. Hala söylemeyecek misin ne olduğunu? Boş ver. Evet. Sözleşmeyi baştan sona yeniden kontrol etmeni istiyorum Kerem. Tamam. Ben bakarım. Bitirince sana hallederim. Birlikte tekrar değerlendiririz. Annen gitti. Sana bir şeyler hazırladım. Hadi at ağzına şunlardan iki lokma. Sağ ol abla. Zahmet etmişsin ama hiç iştahım yok. Kızım, Baran Bey burada olsaydı bunların hiçbirine müsaade etmezdi. Aslında bilse de iyi olur ama. İstemiyorum abla. Annem bana yerimi, kim olduğumu gayet iyi bildirdi. Kendi canından, kanından kızını Azade Hanım'ın önüne attı. Attığı yetmedi, söylediği sözlerle paramparça etti. Onurumun böyle çiğnenmesi öyle ağrıma gitti ki abla. Ona bir şey söylememin ne anlamı var ki şimdi? Kendi annem bana bunu yapmışken ben daha kimden medet umabilirim ki? Ali benim nişanlım. Onun ailesi benim. Seni tanımak çok güzeldi Ali. Ama her güzel şeyin bir sonu vardır derler. Belki de bu son bizim için çok yakındır artık. Ne oldu? Kusura bakma, benim acil bir işim çıktı. Gitmem lazım. Neden böyle davranmaya başladı ki bir anda? Mesafeli, kaçar gibi. Yoksa... Hanımefendi yedi bir sıcak çikolata. Nereden bildin? Ben de onu söyleyecektim, en sevdiğim. Sevdiklerime, değer verdiğim kişilere dair hiçbir şey unutmuyorum. Bu yüzden mi? Fazla mı ileri gittim? Yoksa ona olan hislerimi açık edeceğimi anladı da bu yüzden mi kaçıyor benden?
Bana bak Dilan. Sen boy ve kan bedeli olarak geldin. Kocana hançerle bekleneyin nesi? Utanmaz. Sana ne derlerse yapacaksın. Boynunu büküp oturacaksın. Kocan, kaynanan ne derse tamam deyip susacaksın. Bu ailenin kulu kölesi olacaksın da başını kaldırıp bir şey demeyeceksin. Anladın mı? Beni anladın mı? Cevdetler görmesin diye erkenden uyumuş gibi çekildim odaya. Ne oldu böyle sana ya? Azade Hanım görecek dediler. Apar topar götürdüler. Daha gider gitmez ne olduğumu anlamadım. Pat diye bir indirdi tokadı. Eli de ağarmışım. Anlayacağın benim olmayan kız yüzünden dayak yedim. Dilan da Dilan. Hasan'a Dilan. Gitti yine kurtulamadım. Anam. Yeter artık ya. Bak Dilan da kendi öz kardeşi olmayan Cevdet için hayatından vazgeçti. Kızımız hakkında konuşurken bunları unutmuyordum. Kan dökülmesin diye kendi hayallerinden vazgeçti. İstemediği bir evlilik yaptı. Bu meseleyi daha fazla uzatmadan, kimseler duymadan kapatalım. Yok ya, gidemedik adalara. Vapuru kaçırdık. E tabii Ali de bozuldu ama yapacak bir şey yok. Zümrüt. Ya bu Cevdet abiler doktora gidecekti ya, onu merak ettim. Gittiler. Ama haberler pek iyi değil. Ameliyat riskliymiş. Doktor hayatı riski var demiş. Vazgeçtiler. Neyse, benim hemen lokantaya gitmem lazım. Görüşürüz.
Senden uzak durmak zorundayım Ali. Buna mecburum. Günaydın. Günaydın. Kolay gelsin. Ben bulaşıkları yıkayayım o zaman. Ben yıkadım onları. Tamam, ben o zaman soğanları doğrayayım. Onlar da hazır. Niye kendini bu kadar yordun? Zahmet etmeseydin ben yapardım. Zümrüt, sana bir şey sormak istiyorum. Bir şey mi oldu? Yani seni üzecek, kalbini kıracak bir şey mi yaptım yoksa? Yok. Cevriye yengemi üzüyorum. Yani ailecek üzüyoruz. Ben çöpü çıkarayım. Haklı kız. Ailecek o kadar heveslendikten sonra kursaklarında kaldı. Keşke moralini düzeltebilmek için bir şeyler yapabilsem. Cevriyem, çay getirdim sana. Cevriyem, bak sabah gittim en sevdiğin peynirden aldım. Sana mis gibi bir kahvaltı hazırladım. Hiçbir şey dokunmamışsın. Yememişsin. Canım istemiyor Cevdet. Cevriye, biz dün doktordan randevu aldık ya. Gel vazgeçelim. Bak seni böyle riskli bir ameliyata sokmak istemiyorum ben. Çok korkuyorum gülüm. Cevdet. Ben kararımı verdim. Bizim de bir evladımız olacak. Sen de boşa uğraşma artık. Ben bir yoldan vazgeçmem. Tamam? Günaydın. Günaydın. Kan çiçeği.
bizi bir araya getiren şey. Keşke sadece bir çiçekte kalsaydı bu kan. Zümrüt Hanım, Türk kahveniz ve yanında da en sevdiğiniz çikolatadan iki tane. Müessesimizin ikramı. Dün verecektim aslında çikolataları ama unuttum. Bir de sen öyle gidince kendime de yaptım. Beraber içeriz, konuşuruz, ne bileyim dertleşiriz. Ne dersin? Yüzün gülsün biraz diye söylüyorum. Hani derler ya kahve bahane, öyle bir şey işte. Şey... Ben kahvemi alayım, biraz işlerim var, yaparken içerim. Düşündüğün için teşekkür ederim. Gel beraber içelim. Ben de yardım ederim sana. Kudret Bey için ne dedi doktorlar? Hiç düzelme şansı yok muymuş? Kader abla söylemişti. Hep aynı doktor bakıyormuş Kudret Bey'e. Başka bir doktor daha görse, farklı bir görüş, faydası olur. Ben... olanları düzeltemem. Ama bu günler için, yarınlar için bir şey yapmak istiyorum. Başkasının günahını taşımak. Kendi günahından daha ağır geliyor insana. Yakında kontrol randevusu var. Duruma göre bakarız. Çok iyi olur. Hatta tanıdığım bir hocam var benim de. Bu alanda uzman. Yurt dışında yaşıyor ama ara ara geliyor Türkiye'ye.
İstersen bir onunla da konuşabilirim. Baran, senin başın kalabalık yeğenim. İşin gücün var. İstersen abimi ben götürürüm kontrole yeğenim. Lüzumu yok. Ben götürürüm babamı. Ben yardımcı olayım dediydim ama madem öyle istiyorsun, tamam yeğenim. Nereye Emine? Ali'ye. Her gün gidiyorsun. Var mı bir gelişme? Ali'yi kendime aşık etmek istiyorum. Yaşadığımız eski kötü günleri, nişanı attığını hatırlasın istemiyorum. Zümrüt denen o kızı da Ali'den uzak tutmak için nişanlı olduğumuzu ve birbirimizi çok sevdiğimizi söyledim. Ve ondan yardım istedim. Aferin. Hadi kaçtım. Görüşürüz. Görüşürüz. İşler sarpa sarmadan bir an önce Ali'nin sakladığı paraları bulmam lazım. Of. Selam Baran. Şehmuz'u şirketten nasıl uzak tutacağımızı buldum. Baba, hadi hazırım ben, çıkalım. Şu karşıda çok güzel çiçekler açmış. Mutlaka görmelisiniz. Baba, ne zaman pikniğe gideceğiz? Tamam dedik ya oğlum, havanın iyi geldiği bir gün yakalayalım da. Oh, siz bütün gün çayırda çimende top peşinde koşacaksınız. Menüyü ne bizden tabii. Neyse ki havalar bozdu. O plan bahara kadar yatar. Böyle aileleri görünce bir garip oluyorum. İmreniyorum herhalde. Keşke ailemi hatırlayabilsem. Ailesini biliyorum. Peki o zaman neden şu an susuyorum? Bu ona kötülük. Belki de işler nişanlısının dediği gibi olmaz. Belki de Ali'nin bir an evvel gerçekleri öğrenmesi daha doğrudur. İyi kötü tutulacak bir şey olur. Bunu ona yapmayacağım. Konuşacağım. Ali. Benim sana çok önemli bir şey söylemem lazım. Çek git burada. Oğlumla ilgilenmek, onu bu hale getiren adamın kızına kalmadı. Baba ne? Babamı ona ben emanet ettim. Bu kıza mı? Evet, o kıza. Kaldığımıza, düşmanımıza mı emanet etti? Ben ona güveniyorum.